Valla yola yürürken gördüm. Bu neyin postu bilmiyorum ama. Buraya bir post düşmüş. Yani eti yenmiş. Bakın gördünüz mü? Allah Allah. Güzel sıyırmış yani etini. Tırnak izleri falan var zaten eti sıyrılmış halde. Neyin postu acaba? Bilen varsa söylesin. Bilmiyorum yani. Biraz yüküm ağır ama alacağım. Oo çok ağır. Aşırı şekilde ağır. Anam 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 anam. Belki işimize yarar. Artık tahminlerime göre bu bir domuz olabilir diye düşünüyoruz yani. Çünkü çok sert şeyi tüyleri ve aşırı şekilde ağır. Yani bir damacanayı ben rahat sol elimle kaldırırım. Bunu zor kaldırdım. Bayağı gördüğünüz gibi şey yapmışlar yani. Güzel beslenmişler. Hayır yani ormana gidenlerin son hali, son durumu buysa ben artık pek ormana gitmeyeyim. Çok ilginç. Beyaz gel o. Sarı gel. Tut onu. Tut onu. Al kaç. Gel. Beyaz. Buraya gel. Gel. Kaldır. Aferin oğlum. Hadi. Koş. Koş. Pati ver. Pati ver. Gel sen de seyir. Atla. Atla. Gel. Gel sen gitsin mi? Gel gel gel. Hadi gel gidelim. Yürü gidiyoruz eve. Nereye gidiyoruz? Oyun yok bitti. Oyun bitti. Yürü. Çık. Çık koş. Veranda. Koş veranda. Aferin. Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü beni. Güneşi bahardan koparıp aşkın bu en onulmazından koparıp bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime. Ah, ah, uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarından değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş sütünden geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım. Salome'nin, Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam. Öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, saban olumsuz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum,
gece yarılarında, çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep Kanlıca'da, Emirgan'da, Kandilli'nin kurşuni şafaklarında. Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs, ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında, köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgendi yansıyıp duran Bengisu pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar, madem ki yar vardır? Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem. Kalbinde merhamet atlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Gel orada bir şey yok, gel. Gel oğlum. Koş. Aferin. Kim geçmiş o yoldan? Kim geçmiş oradan? Kim geçmiş? Ne kokuyor o yol? Gel. Koş. Tamam, gitme bir kokunun arkasına daha. Yeter de. Burada değiller. Gel. Gel, kimse yok, gel. Aferin oğlum. Aferin. Yani araba yarı yolda kaldı.
kardan dolayı gelememişti. 15 gündür de orada yatıyor. Doğal olarak kepçede yol açmaya geldiğinde benim arabayla karşılaştığı için buraya kadar yolu açamadı. O yüzden 2 günde bir arabadan birer torba kömür getiriyorum. Hava -6 ile -8 derece ise eğer bir torba 2 gün gidiyor. Gündüzleri yakmıyoruz eğer güneş varsa. Ama güneş yoksa gündüzleri de yakmamız gerekiyor tabi. Yalnız şu an havalar iyi biraz. O yüzden çatı içeriye ısıtıyor. Doğal olarak sadece akşam saat 8'den sonra yakıyoruz. O yüzden bir torba rahatlıkla 2 gün gidiyor. Yani sizin orada doğalgaz ne kadar geliyor bilmiyorum ama işe yarar bir kömür torba 60 lira Konya'da. 2 günde bir torba yaktığınızı düşünürsek eğer 15 torba yapıyor. O da 5, 6, 30, 900 lira civarında yapıyor aylık. Tabii ki herhangi bir odunla besleme vesaire yok bunda. Ama odun konusunda dediğim gibi eğer ikametgahı aldırdıktan sonra Orman Bölge Müdürlüğü'nden biraz ağaç alabilirsek parası karşılığında o zaman daha da rahat edeceğimizi düşünüyorum. Isınmayla alakalı çok problem yok ama üst tarafı tamamıyla kapattığımızda daha elverişli bir şekilde ısınacağımızı düşünüyorum. Görüşürüz. Bizim ev orada. Ama kötü haber, bizim araba çıkmadı. Burada yarı yolda kaldı böyle. Kömürüm bitmişti, kömür almaya gitmiştim merkeze. Ama ne yazık ki araç burada kaldı. Kar da yağınca tamamıyla artık gömülmüş. Kepçe gelmiş yolu aşmak için. Tabii ortada ağaç olunca, ortada araba olunca gelememiş. Manevra yapmaya çalışmış. Burayı bayağı bir çamurlamış. Burayı temizleyeceğim, kürekleyeceğiz. Bu yolu açacağız ne olur ne olmaz. Çünkü eksikler olduğunda araçla çıkmam gerekecek. Bilmiyorum artık araç çıkar mı çıkmaz mı ama felaket durumda olduğu kesin. Bayağı bir yağmış kar. Paşam, sen mi geldin? He? Sen mi geldin? İyi misin? Hadi anne sana mama versin. Koş anne, koş. Koş anneye mama versin. Hadi. Bekliyor bak hadi. Bu sefer elim dolu geldim. Hanım sağ olsun çay demledi.
Kuşun sesini ben efekt olarak koymuyorum, haberiniz olsun. Kış ayları ama karın üzerinde yaz ayları yaşatıyor Rabbimize. Biz de keyfini çıkartıyoruz. Herkesin aklına tabii ki semaverde çay geliyor ama şimdi onu buraya getirmesi, yakması, demlemesi birazcık zahmet. O sektörün hakkını veren de çok güzel YouTuber arkadaşlar var. O yüzden biz acemi halimizle şimdi onlara meydan okumayalım. Çünkü gerçekten güzel iş yapıyorlar. Bu video naçizane birazcık sohbet videosu gibi kalacak. Kusura bakmayın tekrar. Ben çok fazla kırsal yaşamla ilgili bir şey çekemiyorum. Zaten açıklayacağız videonun ileri kısımlarında. Yoğun kar yağışı devam ediyor. Ama şikayetçi olan tabii ki yok. O kadar güzel yağıyor ki. Kara doyduk elhamdülillah. Umarım toprağa ve neslimize de faydası olur. Olacağından yana zaten hiç şüphemiz yok, biliyorsunuz. Sarı buralarda. Şimdi özür dilerim bu arada. Bacağımı böyle koydum. Çizme boyunu geçtiği için kar, çizmenin içine kar doluyor. Bu da tabii ki bizi ileride hastalandıracak. Bu karın üzerinde rahat yürüyebilmek için bir malzeme var. Adını unuttum onun da. Ondan yapmak şart oldu. Biz onu genelde doğuda kullanırlar diye. Hiç öyle bir şeyi araştırmamıştık da ama kar burada bu kadar yoğun olunca artık biz de kendimize öyle bir şey üreteceğiz. Ayaklarımıza takacağız ki karın üzerinde rahat bir şekilde yürüyebilelim. Ben askerdeyken orada da aynı şekilde köpeklerimiz vardı ve biz istihkam bölüğü olduğumuz için bizde mayın vesaire ile ilgili çok fazla eğitim oluyordu. Her ne kadar tankçı olsak da o dönemde bölük komutanının köpekleri vardı. Bu mayın bulmakta vesairede kullanılan. O köpeklerden iki tanesini de bana zimmetlemişti. Alman kurdu, K9 dedikleri cinstendi. O zaman şaşırmıştım. Yani ne zaman nöbet kulübesine gitsem benden önce koşuyor. O nöbet kulübesinin etrafındaki yaban hayatına mensup köpekleri vesaireleri oradan kovuyor. Daha sonra oturuyor, bekliyor, biz çıkıyoruz vesaire. Yani bir koruma içgüdüsüne sahip. Şimdi bu mahallenin, köyün köpeği, sarı diyorum ben ona. Daha ben evin oradan çıktığımda geliyor musun arkamdan dedim. Gelmedi, gitti bizim verandanın karını temizlediğimiz için. Güneş de biraz ısıttı. Her yer kar, yatacak yer yok ama veranda sıcak. O yüzden verandanın oraya yatıyor. Tamam sen bilirsin, gelme o zaman, sen dinlen dedim. Çıktım yola, zaten dediğim gibi kar burada çok zor yürünüyor. Buraya kadar bir 15-20 dakika yürüyüş yaptım. Ardından arkama bir baktım, sarı çoktan benim etrafımdan hilal çizmeye başlamış. Şimdi şu an oturduğum pozisyona göre söylüyorum. Arka kısımdan başlıyor. Bu şekilde bir hilal çiziyor. Şu an sağ tarafında bir tepe var. Ortalama olarak bulunduğum bölgeye göre rakım 100 metre daha yoğun orada, yüksek. Oraya çıktı. Tabii ki böyle ayak izleri falan da var, kurtların açtığı. Hatta iki gün önce gece yavru bir kurt bayağı bir bağırdı. Yalnız ne yalan söyleyeyim, çıkmaya korktum. Yani çıkıp alacaktım onu. Büyük ihtimal anne babası ya terk etti ya da bir şey oldu, uzaklaştılar. Geri geleceklerini de tahmin etmiyorum. Her yer kar olduğu için tabii ki köye doğru iniyorlar. Belki yiyecek bir şey bulabiliriz diye. Böyle bir hilal çizdi bizim sarı. Şu an o tarafları didikliyor. Normalde buraya gelip yatabilir. Mahlukat görevini biliyor da biz nedense bilmiyoruz. Ben tabii ki gene her zamanki gibi nacizane kendi üzerime konuşuyorum. Yanlış anlamayın. Düşünsene yani ağaç meyve yapıyor ama yaptığı meyvenin lezzetini bilmiyor. Çünkü onu yiyemiyor, tüketemiyor. Nehirden su akıyor. Yalnız nehir akan suyu içemiyor. Yani bu dünyada ne varsa hepsi tek bir varlığın üzerine hizmet olarak gönderilmiş. O şanslı varlık türü de zannediyorum biziz, insanlarız. Ağaç meyve yapıyor, meyvesinden biz nasipleniyoruz. Arı bal yapıyor, balından biz nasipleniyoruz. Dahi
nehirlerden sular akıyor. O sulardan gene aynı şekilde insanoğlu nasipleniyor. Şimdi ben ağaç toplamaya çıktım. Çok fazla kardan dolayı kırılan böyle ölmüş dallar var. Dalları en azından toplayayım diye. Fazla değil tabii ki. Bir sırtımızın alacağı kadar toplayacağız. Ne bileyim yani, hizmet her zaman insana. Her zaman insana. Kendimi şöyle bir sultan gibi hissettim. Bilmiyorum, sizde de o duygu hasıl oldu mu? Yani doğadan hayvanlar alıyoruz, onlara bakıyoruz. Onlar gene aynı şekilde bizi korumak için görev yapıyorlar. Daldan meyve koparıyoruz bizi doyurmak için. Toprağa mahsul ekiyoruz ya da onu topluyoruz bizim için. Başka bir varlık için, evet, birçok şey yaratılmış, nimet yaratılmış. Onlar da karınlarını doyuruyorlar ama işin sonunda kapsayıcı olarak insanoğluna hizmet eden bir dünya var. Şu kar bile sadece ve sadece insanoğluna hizmet için var. Yani dünyaya hizmet için değil. Dünyaya hizmet insana hizmettir. İşte insana hizmet için var. Şu olmayınca bizim köyün çeşmesi akmıyor efendim. Şimdi akmaya başladı. Kar yağdı. Yeraltı suları dolmaya başladı. Çeşme akmaya başladı. Temmuz aylarını belki bulmayacak. Haziran aylarında o su kesilecek. Belki bu yıl kar fazla yağdığı için belki 1-2 ay daha fazla gider. Yani sıcak iklimde suyun kesilmesi, karla beraber tekrar suyun akması, o bile düşündüğünüzde tamamıyla insanoğluna faydasının olduğunun en büyük delili. Zaten çiftçi bu işi daha iyi bilir. Şimdi diyeceksiniz ki o çayı, canım çayı, hanım demlemiş bir yudum içtim. Boşanıyorum, soğutuyorsun. İçiyorum efendim bir yudum daha. Tabii işin nihayetinde, sonunda bir de bizim hizmetimiz var. Biz de tabii ki bu dünyaya hizmet ile mükellefiz. Yeri geliyor plastik atıkları yere atmamakla, yeri geliyor doğayı katletmemekle aklımıza gelebilecek minimum birçok ölçü sayılabilir. Hem kendimize olan faydaları hem de topluma olan faydaları insanoğlunun çok olması gerekirken, nedense dünyanın yaşama yaşını diyor. Dünyanın yaşını yavaş yavaş aşağılara doğru çekiyoruz. Dünya hiçbir zaman daha iyiye gitmeyecek. Gitmesi de pek muhtemel değil. Çünkü Allah'ın ayetine tezat olur. Sebebi kıyamet kopacak ki bizler hak ettiğimiz yere doğru yolculuğa çıkalım. Şimdi Gökhan şehir hayatından çıktı, bir köy hayatına geldi. Ne yapıyorsun abi? Hiçbir şey yapmıyoruz tabii. Yani bir şey yaptığımız söylenemez. Gerçekte bu övgüyü hak edenler o köylünün ta kendisi. Ben bunu burada daha rahat görüyorum. Şimdi ökse otu diye bir ot var. Daha önce size göstermiştim. Çam ağaçlarının üzerinde de çokça olur. Kimileri ona çam kanseri dese de köylü bilir onun ökse otu olduğunu. Hayvanlar da çok güzel besleniyorlar onunla. Burada yaşlı bir köylümüz var. Kamil amca. Zannediyorum 70 yaşlarına merdiven dayamış. 20 yani ortalama, hadi abartmayayım, 20 de fazla olur. 10 kilometre yol yürüyor. Sırtına 25-30 kiloluk öksü otunu dolduruyor. Götürüyor amcam, nereye? Hayvanlara vereceğim diye. Peki bunu niye yapıyor? Yani götürmese olmaz mı? Tabii ki olur. Yem alacak parası olmadığında bazen ya da yeme çok fazla para verdiğinde sütten kazancının az olmasından dolayı bunu minimuma indirebilmek adına hakkın verdiği bazı ayetleri de toplamaya çalışıyor. Onlar yorulmak bilmiyor. Bu birçok köylü için. Memleketimizin Erzurum, Iğdır, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon neresine giderseniz gidin. O yörenin insanı bu hayata gerçekten alışmış. Ama biraz da yorulmuş. Biz de yorulmayalım diye geldik buraya. İyi de çalışmadan nasıl yorulmayacağız? Hayır, çalışınca yorulmuyorsun aslında. Bunu bir türlü anlayamamışız biz zamanında. Yani ben şehir hayatını anlayamamışım en azından. Çalışan insan yorulmazmış. Çalışmayan insan yorulurmuş. Ya bu dediğin saçmalık. Sen gel bakayım bir. Ben seni sabah 5'ten işte öğlen saat 12'ye kadar korktum bu arada kar bir anda düşünce. Öğlen 12'ye kadar bir halde bir çalıştırayım, kasa çektireyim de yoruluyor musun, yorulmuyor musun? Hayır, mevzu zaten bedenin yorgunluğu değil. Bütün mevzu ruhun yorgunluğu. Çalışmayan insanın ruhu yoruluyor. Çalışan insanın ruhu yorulmuyor, bedeni yoruluyor. Aklı yorulmuyor, bedeni yoruluyor.
Tabii ki burada bir ayıracağımız grup var. Aklı ile çalışan insanların işi gerçekten zor. Yani mesela muhasebecinin işi her zaman zordur. Çünkü kafa sürekli çalışacak. Bilgisayar mühendisi ya da yazılımcının işi her zaman zordur. Niye? Matematik, hesap, bir şeyler yazacak, çizecek. Çünkü bunu da aynı zamanda yoruyor. Ama sadece beden gücünün tüketilmesi gereken meslekler veya meslek gruplarında beden yoruluyor ama ruh o kadar yorulmuyor. Sebebi ruha yük yok. Bilmiyor. Dedim ya, her şey bir sebep dairesi içerisinde var. Geçen gün gene aynı şekilde sizlere kar böcüsü göstermiştim. Ben daha önce görmedim, buraya taşındığımda gördüm dedim. O kar böcülerinden tabii ki halen var. Ben nedenini anlayamamıştım. Hatta size sormuştum, yani bu kar böcüleri ne işe yarıyor, daha önce gören var mıdır diye. Karbiti de deniyormuş, her ne deniyorsa artık. Şu an etrafımda milyonlarca var. Sabah değil, öğlen sıralarında evden çıktım. Kar küremek için dışarıya. Bu küçük kuşlarımız artık. Burada rengarenk kuşlar da var, görüyorum. O kuşlar karın üzerine konuyor. Diyorum ki ya, bu kar da ne yiyor? Hani susadıysa bir iki dişler daha sonra gider. Köpek de kar yiyor sonuçta. Ama öyle özenerek böyle yiyor ki, yaklaştım biraz. Yaklaştığımda kaçacağını biliyorum. Yabani bir kuş. Ama onun yem yediği yere gittim. Ayak izlerinin yoğun olduğu yere. Meğersem onun yediği şey şu karbiti. Minnacık karbit. Yani Rahman karla yerin üzerini örttüğünde birilerini de unutmuyor. O birileri, işte eşref-i mahlukatı unutmuyor. O kuş geliyor efendim, o bitlerden yiyor. Ya bu nereden geldi abi? Ağaçtan mı geldi? Birden mi geldi? Uçtu da mı geldi? Karla beraber mi indi? Ağaçlar mı üretti? Birileri mi tüketti falan diye düşünürken, ya dedim gerçekten. Ben düşünmem yani. Açık konuşayım. Şimdi birçok kişi düşünmez. Neden düşünmez? Yani biz kendimizi düşünmekten. Başkalarını düşünmeyi geçmişiz çünkü. Ya ben düşünmem şimdi, yalan değil. Biz kendimizi düşünmekten başkasını düşünmeyi unutmuşuz. Karı indiriyor, onlar aç kalacak diyerek. Ne yapıyor efendim? Böyle küçük 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 bitleri karın üzerine örtüyor ki o kuşlar aç kalmasın. Sonradan araştırdım. Meğersem protein değeri aşırı şekilde yüksekmiş bunlar. Protein olarak, proteinlerini alsınlar diyerek bunu hesap ediyor. Ya biz bir kar yağıyor, miskinleşiyoruz. 3 saat evden geç çıkıyoruz. Düşünsenize, bu küçük hayvanların, mahlukatın rızkının tayinini insanoğluna verseydi, acaba insanoğlu bunu hakkı ile gözetip yapabilir miydi? Mümkünatı var mı? Kar yağdı, hava -8, -10 oldu diyerek dışarıya çıkmaya, adım atmaya eriniyoruz. Kendi rızkımız için bir hayli koşturuyoruz ama bir başkasının rızkını da sen vereceksin deseler acaba ne kadar koştururuz bilmiyorum. Ya olur mu, benim köpeklerim, bizim köpeğimiz evimizin önündeki köpek, kediler mahallemizdeki kediler, uzaklarda, çok uzaklarda rızık bekleyenlere rızık vereceksin deseler acaba 3-5 kilometre yol yürür müydük, merak ediyorum. Sözü fazla uzatmayacağım. Sadece hani dedim ya, köy hayatı insanı tefekküre alıştırıyor diye. Bir de rızık diye bir derdimiz evet var. Ya kardeşim tamam da göçtün geldin buraya. Neyle dönüyor bu cukka? Önce Rahman'ın izniyle, daha sonra da Rabbim analarımızı babalarımızı başımızdan sırtımızdan eksik etmesinler. Onların varlığı tabii ki bu kuvveti, onların varlığı tabii ki bizleri aşırı şekilde kuvvetlendiriyor. Yalnız az önce şu bitle ilgili örnek verdiğimde bir şeyi atlamış olabilirim. Ben yıllar önce bir şiir yazmıştım. Şiirde şu geçiyordu. İnsanı hayvan kamildir sanıyorum, evet, edep duvarına geleni, alimdir sanıyordum haya örtüsünü sereni. Yükü çeken hamalı eşekten ayıran nedir? Hayal etme yetisi ruhu rahatlatan sedir. İnsanoğlunu hayvandan ayıran en bariz örneklerden birisi tabii ki bizim hayal ediyor olmamız. Hayal etmek güzel şey. Bir köpek şöyle bacak bacak üzerine atıp ya gelecek sene de şurada bir prozorla hayal ediyorum demeyecek tabii ki. Hayal etme yetisi insanoğlunun en mukaddes özelliklerinden birisi. Yalnız hayal etmekle beraber, hayal etmek ne demek? Gelecekle ilgili hayal kurmak, insanoğluna da bir dezavantajı var. Gene kar düştü, korktum. Korkuyoruz ya.
Bu hayal etmek gelecekle ilgili umutlarımız olduğuna göre bunun bir de bize ne var? Dezavantajı var. O dezavantajından bahsedecek olursam bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Gelecek kaygısı. Gelecekle ilgili hayal kurmak güzeldir ama bir de ne var? Gelecek kaygısı var. Yani her şey zıttı ile bilinir. Güzelliği yönü yaratılmış ama bir de bunun kötü yönü yaratılmış. Şuradaki bir kuş şunu düşünmüyor. Ya yarına rızık bulamazsam? Ya gelecek sene dolar yükselir, euro bilmem ne olur. İşte emekle biriktirdiğim altınlarımı ya faize vermek zorunda kalırsam? Devlet böyle diyor, yapacak bir şey yok. Alın teri, göz nuru, helal helal altına verdik. Zekatımızı da veriyorduk altından ama şimdi ya gelecekte savaş çıkarsa, o yüzden ben de mi acaba bu faizli mevduata altını yatırmalıyım gibi kuşların hayali ya da düşünceleri yok. Onlar yarın gelecek rızkın endişesinde değiller. Neden? Öyle büyük bir teslimiyet var ki, geleceğinden o kadar çok eminler ki hiçbir şekilde kuşku duymuyorlar. Biz insanoğlu, ya evet inanıyoruz. İnanmaz olur muyuz? Tabii ki inanıyoruz. Tabii ki rızkı veren Allah'tır. Tabii ki şöyledir, tabii ki böyledir ama tam olarak bir teslimiyet olmadığı için, her zaman %1 dahi olsa bir soru işareti ya da ünlem olduğu için, bir de başkalarının çok güzel şekilde para kazandığını gördüğümüzde onlara bakarak kendimizde bir eksiklik ya da noksanlık düşündüğümüz için bu nazariyeti hakkın üzerinden alıyoruz. Gücü ve hikmeti tamamıyla kendimizden biliyoruz. O yüzden güven eksikliği bizlere bir şeyin gelmesinde yavaşlamaya sebebiyet veriyor. Güven eksikliği. Düşünsenize, çok sevdiğiniz birisi var. Diyelim ki eşiniz. Ama o eşinize biraz güvenmiyorsunuz. Yani bugün güveniyorum, seni çok seviyorum diyorsunuz. Sana aşığım diyorsunuz ama güvenmiyorsunuz. Ne kadar kilit bir şey değil mi? Seviyorsunuz ama sevdiğinize güvenmiyorsunuz. Doğal olarak bu güvensizlik sizi ona karşı yaklaşma hususunda ne yazık ki bazı önünüze tepeler ve dağlar koyuyor. Neden? Seviyorsun ama güvenmiyorsun. Yani yavaş hareket edersiniz o kişiye karşı. Peki bir taraf daha var. Çok seviyorsunuz, çok aşıksınız, onun için ölürsünüz ama bir o kadar da ona güveniyorsunuz. Ne isterse yaparsınız ama. Çünkü güveniyorsunuz. İnsan güvendiği kişiye ne isterse yapıyor. İnsan nazarında buna bu kadar bakıyoruz. Ya bir de bunu hakkın nazarına çevirdiğimizde muazzam bir geri dönüş. Yani anneye o merhameti ve şefkati yükleyen Rahman kendisi nasıldır acaba'dan yola çıkarak bu kadar mahlukatı unutmayan Rahman acaba kendisi bizler için neler hazırlıyordur diye düşünürken bakın biz kendimiz bile güvendiğimiz insana her şeyimizi verirken güvenmediğimiz insana affımıza sığınarak günahımızı bile vermiyoruz. Doğal olarak köye bunu nereye bağlayacaksın Gökhan? Bunu şuraya bağlayacağım. Yani abi sen orada nasıl geçiniyorsun? Geçinmek bir problem değil. Kiminle ne kadar geçindiğin önemli. Yani bir bulgur pilavına kaşık sallarım diyen birisi varsa yanında geçinirsin. Ya arkadaş böyle de olmaz ki ya. Her gün bulgur pilavı, her gün mercimek çorbası, her gün kabak, her gün makarna. Böyle olmaz yani. Ya bu bir soyutlanma değil ki. Köye ya da kırsala göçen insanlar hayvani yaşamıyor sonuçta. Bir abi yazmış. Allah ondan razı olsun. Canı da sağ olsun. Ya sizinki nasıl kırsal yaşam? Buzdolabı var, çamaşır makinesi var diyor. Evet var. Ya bu kaçınılmaz yani. Biz de şehir merkezine gidiyoruz. Biz de sinema izliyoruz. Biz de kahve içiyoruz. Burada sadece önemli olan şey şu. Yorgun beyinlerinizi daha çok tefekkür edip sevdiklerinizle hoş vakit geçirerek çalışmanızın karşılığını sadece kendinizin aldığı bir yaşam. Çalıştığının her karşılığını kendin alıyorsun. Araya aracılar koymuyorsun. Çalışırsan çalıştığın kadar senin. Ne kadar kar kürersen evinin önünü o kadar açıyorsun. Birisi gelip de senin karını küremiyor. Şirket olarak arkadaşlar gidip Gökhan Bey'in kapısını kürüyoruz demiyorlar. Bir şirketimiz de yok, bir örgütümüz de yok, bir grubumuz da yok. Ne yaparsan kendine. Bu bir yere kadar iyi. Daha da evliya olunsaydı
zaten şehir taşra hayatında kimse bu kadar emek verip uğraşmazdı. Derdimiz dağda da evliya olmak değil. Derdimiz de dağda tek başına yaşamak değil. Öyle bir hayatı kesinlikle tasvip etmiyoruz. Biz bir köyün beldesindeyiz sonuçta. Burada demek istediğim, izole bir hayatla hazırlık yapıp daha sonra atağa çıkmak her zaman daha güzeldir. Tatlı bir örnekle konuyu bitirelim. Ben de artık sizi daha fazla sıkmayayım. Mekke'de Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verildiğinde kendisine hemen git ve bunu tebliğ et denmedi. Kendisi uzun zaman tefekkür halinde ve küçük dokunuşlar yaparak yanlarına dostlarını, tanıdıklarını, akrabalarını öncelikle davet etti. Her şey hazırlandığında, artık kalplere dahi o aşk sığmadığında, artık taşıyor yani, birilerine anlatman gerekiyor o heyecanı ve mutluluğu. Tam o sırada hazırlıklar tamamlandıktan sonra tebliğ vazifesi geldi. Ama ince bir ayrıntı var. Mekke'den öncelikle Medine'ye hicret edildi. Hazırlıklar Medine'de kapsayıcı olarak yapıldı. Ardından güçlü bir şekilde tekrar Mekke'ye döndü. O yüzden bu küçük gidişler, bu tatlı esler, bu küçük sessizlikler aslında bir şeyin tamamlanması için güzel bir şey. Bir şeyi yok etmek, işte artık kendi başımayım, dünyada tek... Hayır, böyle bir hayatı tasvip etmiyoruz. Bir hazırlık, bir ön hazırlık. O yüzden kar eridiğinde biz de bir şeyler gösterebileceğiz. Biz de bir şekilde çalışacağız tabii ki. Hani böyle küçük bir sohbet videosu olsun istedim. Umarım sizleri sıkmamışımdır. Bunu niye yapıyorsun Gökhan ya? Sen çalış işte, köyde manzara göster. Şöyle, abi bunu şundan yapıyorum. Burada çok az kişiyiz. Biz burada 3 kişiyiz. Köylü abilerimiz tabii ki var ama çok fazla hasbihal edemiyoruz. Kardan dolayı aynı şekilde. Kendimi işte sizlerle dost bildiğim için bu muhabbeti sizinle ederek kendi kalbimdeki düşünceleri yavaş yavaş aktarıyorum. Bu sayede daha bir rahatlıyorum. Aslında şu an bir kahve masasında, bir kahve içilen masada, bir çay içilen masada hep beraber oturmuşuz da sohbet ediyoruz tadında, şu kameranın kadrajına bakarak muhabbet ediyorum. Biraz rahatlıyorum. Aslında evet, doğru, burada cimrilik gösteriyorum. Kendim biraz rahatladığım için özellikle ben bu videoyu çekiyorum. Hakkınızı ne olursunuz helal ediniz. Asıl sebep kendimi birazcık böyle rahatlatabilmek. Ondan sonraki sebep duygu ve düşüncelerimi tabii ki paylaşabilmek. Söylediğim sözün hiçbir şekilde arkasında değilim. Çünkü doğru ile eğri olduğunu ancak Allah bilir. Rahman arkasındaysa ben de arkasındayım. Sadece kendi duygu ve düşüncelerimi acizane, nacizane sizlerle paylaştım. Üşümedin mi diyeceksiniz? Yok, şu bir yudum çay her şeyi hallediyor. Bizim içimize de tabii ki bir tane nasip. Küçük bitten düşmüş. Onu şöyle kana alalım.